yediğimiz börekleri eritmek için Türkbük'ünde bir dağa çıktık. Değirmenlere gidiyoruz. Yani geldik. Ve güneşin batışı efsane. Doğa için yaratılmışım. Çok hızlı iniyorsun Sezen ya. Fışık 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 fışık. Yiyecekler seni, göreceksin. Gerçek girme. Hayvanlar yuva yapmış olabilir. Değirmenlere geldik. Gerçekten güzelmiş. İyi ki yürüdük. Gerço. Hayvan gibi tahta kurdu görmüş. Arkadaş. Girdi ve var ya, bütün tahtalar tahta delik deşik. Yani mantıklı değil mi? Her yer domuz pisliği. Stratejik olarak anlattın mı? Türkbükü, küçük Türkbükü ile Küçükbük arasındayız. Ve tam olarak kalıntılara bakılırsa yaban domuzlarının bildiğin takıldığı yerdeyiz. Şu mesela yeni. Çok sıcak. Çok uzakta olamazdım. Gerçekten hava kararıyor. Koşa koşa inin. Gerçek yüzünü görsün. Ne dedin? Dedi ki şöyle arkada şurayı çek arkada. Çek şurayı çek. Şimdi şuradan döndüm baktım yürüyorsun. Ya yani ortam uymuyorsun ama bunu anlatabilmem için senin sadece yürüyüşün yetmez. Seni tanımak lazım. Ortama uymuyorum. Uyum, bu ortama uymuyorsun yani. Şu an senin hemen hop. Neyse ki domuzlar tarafından yenilmeden dönüş yoluna geçtik ama hala aydınlık. Başladı. Pek becerikli olduğum söylenilemez ama yapacağım. Parkta birazcık problem yaşıyorum. Güneş var. Şunla başlarım. Şöyle bir şeyle başlamam lazım. Rüzgar gelsin. Ve parla kullanıyor. Anasından daha becerikli. Arkadaşlar eğer Türkbük'üne yolunuz düşerse kesinlikle bu dondurma değil ya, bu başka bir şey söylüyorum size. Bütün yani hayatım boyunca yediğim en güzel dondurma, dünyanın en iyi dondurması. Çok pis reklam yapmış gibi oldum ama öyle yani. Antep fıstığı efsane ötesi. Ya vites dondurması falan yalan diyorum. Bir de tahin benim favorilerim. Antep fıstığını kesinlikle deneyin. Diyabetler için de çok güzel çeşitleri var. Nasıl reklam yaptım belli değil. Herkes bir köşede çökmüş ve doğal Mami'nin telefonu şu an hiçbir şey gözükmüyor. Bari manzara götüreyim. Mami'nin telefonu birden kendi kendine şarkı çalmaya başladı. Mami eyvah kapatamıyorum, ne yapacağım kapatamıyorum falan dedi. Mami'cim ver dedim, ben kapatırım dedim ve ekran böyle dedi. Hesap makinesi açık. Hesap makinesi açık. Ama hesap yok. Gerçekten her şeyi denemiş. Denedim. Hesap makinesini bile. Kapanmıyor ama hakikaten yani enteresan. Tamam mı ya? Oynuyor. Allah ya. Soğuk geldi galiba. Abi. Yetiştiremedi ha. Bom bom bom. Beğendin mi?
kızıyla vedalaşıyor. Ona söyleyecekleri varmış. Babaannesiyle babası gitti. Ya. Anneannesiyle dedesi geldi. Arkasına da yaslanmış yani. Çok komik bir çocuksun sen. Yemedi çocuğun hoppalasını, ben söktüm. Nedense abi, inanıyorum buna. Kaslı dedenin ne kadar beceriksiz olduğunu. O anca kas yapsın. Adamı çıkardınız yani. Rezil ettiniz herkese. Niye? Aslında çok mu beceriksiz? Evet. Baba şıpşıp terlik giymişsin. Şıpşıp mı? Yani. Kızım parmak arası. Bayılıyorum şu sesi. Ay bravo bravo. Heyecanlandın mı sen? Sililiklere bak. Bakma. Şu ayakları çekmek istiyorum ya. Ne oldu? Ay çok eğlendi benim kızım. Lokum gel. Ne be? Çok konuşuyorsun. Koltuk altındaki bu et parçasına ne diyeceksin? O yanaklarını yerim kızım senin. İki tane orada sivil... O sivil... Anneler gününde Muğla'ya gittik. Gelin benim bir güzel bir kahve makinesi almış. Üstüne düğmeye basınca bilip bilip yapıyor. Çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Gelini öperken öldüm. Ay dedim, ilk kez dedim böyle makinem oldu. Kız benim bir de gelinin güzel kahve makinesi getirdim. Güzel, hoşuma gitti. Ulan kız bir de yani anne hediye, anneler günün kutlu olsun elim bir hediye ver. Anam kıytırık bir derlik. Bir de küçücük bir orkide. Ben ne yapayım? Küçücük bir orkide. Artık küçücük bir orkide mi? Kıytırık bir tane derlik. Onu nereye yapalım? Kahve makinesinin üstünde olur mu? Evet, kahve makinesi güzel. 300 lira yapalım, 300 lira yapalım demin geldim. Sevindim onu galiba, çok hoşuma gitti. Son dedim ki Seda, Seda bunu bul dedim. Bu kıytırık derliği yapma buldum geldi. Gül güzel eş, ev eşyasına getirmedim ben dedim ben. Anne dedi bir dakika alın. Hep dedim öl diyorsun, ben aldatıyorsun. Ben aldatıyorum. Akşamüstü oldu. Yemeğe gidelim dedi. Telefonu almadılar. Telefon. Babasının telefonu aldılar. İçine kontrol aldılar. Sevindim ben bizim. Telefonu evde. Almışlar. Evet. Şey ondan gelin sonra, mi almıştı? Gelin. He, bayağı. Telefonu almış. iPhone almış babasına. İçinde kontrolü yüklettiler. O pek hoşuma gitti bari. Bahçe parasını da ödediler. Bir de gittiler markalı bir yer vardı. Kıyıl diye bir yer. O da babasının gömlek aldılar. Ben bir çift ayakkabı alıyordum. Olsun aslında. Olsun aslında.
Ondan sonra oradan ben dedim ki hadi dedim, ben çok para masraf ettiniz dedim. Ben akşam yemekleri benden olsun dedim. Ben yemek parasını ben veririm dedim. Orada şimdi dedi ki nereye gidelim? Muğla Yaylası'nın tandır yemeğe gidelim. Anam dedim, orası çok pahalıdı. Şimdi niye diyoruz? Bunu dedim, başka yere gidelim diyorum ben. Çokları başka yere götürelim. Ben de hani öyle kokoreç mokoreç ekmek arası gibi. İşesinden ortasından bir döndür. Hadi yallah gögoya. Eyvah dedim, bok yedik şeyin dur biz. Ne yapalım? Şimdi vardık, masaya donattılar, balıklar geri batı, soğuk mezeler geri batı. Azmak ne? Bir tane de babasına bir tane rakı getirdi. Eyvah eyvah dedim, şimdi ne yapıyorsun? Karvay yanımda mı? Veresim yok, çok para. Sonra gidip içtik, oğlum yeter çok getirdiğime, çok hesap tutar. Oğlum yeter çok getirdiğime, çok hesap tutar diyorum ben. Anne iyi boşa olmaz, meyvesinden mi? Neydi meyve ev diyor baba, ev gelince. Meyve meyve yediler, her şeyde oh. İşte manzara da güzel, azmak restoran. Boşumu gidip atar emme, içim cızaydı atar. Bir vuruluşuna göre gayr oradan. Bu hani de bayağı hesap geldi. Vallahi çok geldiyse ödü ben dedim. Ben size o kadar aferin sana. Ben sizden bu kadar git yiyin demedim dedim. Ben çok geldiyse. Ne kadar gelmiş dedim ben 150-200 milyon sandım. Bir gösterdi 546 milyon. Abooo demişim. Fatiha'nın ödü ben dedim. Ben bunu diyorum. Tüytüm öde. Bu diyor benim öde. Ödü diyorum. Dedim çantada para var ben çıkarayım ha. Ben de onun bu kadar para yok dedim ben. Ben siz bu kadar pahalı yiyin dedim dedim. Ben ödü ben bunu. Kendi kendine gülüştük ayrıca. Başladılar gülmeye. Şimdi benim kadar rengim benim gibi gitmiş. Kadıncağız yemeğe gitti. Oradan dedi ki anne dedi ne oldu dedi. Oğlum dedim ben sana kaç kere dedim çok ayıt getirdim ya bunlar çok parçı da demedim mi sen dedim ben. Yok anne üzülüm dedim ben ödümem hiç ben varken senin paramı çıkartırım dedi. Deminden beri söylesek içim gitti dedi. Yemek yemedim. Ay ay ay. Dört kişi masa tabureye kadar doldu. Şimdi yapar mısın aynı hatayı? Ha? Bir daha der misin? O zaman diyelim ki hesabı siz ödüyorsanız öyle giderim. Yoksa kokoreççi. Köfteci kokoreççi gideriz. Bizim ödeyebileceğimiz para var. Biz ne para zarfıdır? Emekli insan zaten iki kişi. Emek arayın. Çatalın ucundan yiyorum ben. Az az yiyorum. Olarak kıyamam ya. Ben bunu ne yiyorum? Ben çok iyi mi diyorum? Saygı. Zaten gelmiş her şeye. Bu diyor ki zaten geldi diyor. Geriye mi gidiyor? Buna yiyecek diyor. Parası da yiyecek diyor. Vidat tutmuş, meyveler getir, bilmem üzümür getir dedi. Oğlum ben daha pazardan yeni alıp geldim, meyve doluptur evde dedim, geri getirdiler. Gitmişler. Rafi böyle diyor, kocaman niye aldınız diyor, bu kadar küçük arası yedin diyor. Gidip baktım, ben rakı getirdim, aklım başımdan gitti. Dedim, ben de kaç para bu restoranda bağlıdır dedim. Küçüğünden biri alsın, ya bardak, iki bardak kattırın için dedim. Ben ne diyorsun bu kadar büyük rakı dedim. İki bardak kattırın için.